Selam millet, Dedir Oyunlar tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Jurassic World oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyorsunuz. Hemen hatırlatmak istiyorum kardeşlerim. Biliyorsunuz ki sizlere yaptığım challenge'ı devamlı başarıyorsunuz ve ben de her 1000 beğeni geldikçe yeni Jurassic World videosu atmaya devam ediyorum. Evet, bu kuralı bozmayacağız. Beğeniler geldikçe videolarda gelecek. En son videomuzda nerede kalmıştık? Şöyle bakalım. Görevlerimizi yapıyorduk. Ha, Dimorphodon level 40 demiş, evet. Dimorphodon level 40'da kilit olup kalmışız. Şuradan bir bakalım, dimorfodonlarımız level atlıyor. Daha 1,5 günümüz var. Peki, dimorfodonlarımız öyle 1,5 gün sonra çıkacak vaziyette devam etsinler. Bizim turnuvamız vardı değil mi? Tabii, Terlikosaurus turnuvamız vardı. Terlikosaurus turnuvamızda biz terliksi hayvanımızı kazandığımız için şu anda turnuvaya sadece turnuva birinciliğini oynamak için, o da kazandığımızda galiba bu heyvan açılıyordu bizde. Öyle bir durum vardı çünkü o heyvanı açamadık. Biz beleşten kazandık. Henüz açılmadı. Yetiştiriyoruz ama İstersek ondan satın alamıyoruz DNA'sını verip. Onun için Dominator Lig'e girmemiz lazım. Buradan doğru maçlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Galiba farklı bir maçımız yok bu sefer. Sadece Terlikosaurus var. Evet, sadece Terlikosaurus var. Bazı kardeşlerimiz kızmış bana. Tabii ki Erliposaurus adı, Terlikosaurus değil ama biz koskoca Raptor'a Velhasıl Raptor diyen bir insan olarak ona da bir isim uydurmalıydık tabii ki. Kendi ismini söylesek olmazdı. O zaman kardeşlerim her zamanki gibi ekolümüzü bozmayalım. Diyelim ki paralar bozulmasın aralar. Şöyle hemen para toplama seansımızı gerçekleştirelim. Bir kardeşimiz Baze'nin dizaynı çok kötü dedi. Baze'ne dizayn yap demiş de, yani Baze'e dizayn yaparız ama şöyle bir sorun var. Bütün dinozorlarınız bitecek. Bütün her şeyiniz bitecek. Görevler bitecek. Mesela 75. level olalım. Baze'imizin dizaynını tekrar değiştiririz. Bu Baze'i ben böyle el emeği göz nuru gayet uğraşarak yapmıştım ama gelin görün ki yeni dinozorlar geliyor level atladıkça biz. Efendim görev bize şu kadar şu binadan dik, bu kadar bu binadan dik diyor. O yüzden istediğimiz bir dizayn yapamıyoruz haliyle. Çünkü oyun bizim dizaynımızı bozuyor. Mesela şu dizaynda da otçular bir yana, etçiler bir yana diye gayet güzel dizmiştik. Ama gel gör ki sonradan bize değişik değişik binalar kurmamızı istedi oyun. Haliyle bu dizaynımız bozuldu. Yani dediğim gibi önce bir maksimum seviyeye ulaşalım. Ondan sonra 75 maksimum seviye mi bu arada, onu da bilmiyorum yani. Biz oyunu bıraktığımızdan beri belki de maksimum seviye de daha fazla büyümüştür. Gerçi dinozor yok 75'ten sonra gelen. Herhalde maksimum seviye değişmemiştir diye düşünüyorum. Bir 75'i görelim de bunları sonra konuşuruz. Evet çocuğum, neredesin? Hadi. Son paralarımı da toplamak istiyorum. Bir de biz power station kurmuştuk galiba şuraya değil mi? Evet. Power station, jeneratörlerden oluşan bir yer kurmuştuk bir önceki görev için. Çocuğum, kartımı istiyorum. Allosaurus. Milyon dinozorumuzun yanına Allosaurus'u da ekledim. Kardeşlerim yorumlarda zaten söyledim ama bir kere de buradan söyleyeyim. Bir kardeşimiz bu kadar Jurassic World puanım var, param var, DNA'm var, farca falan demiş. Elini korkak alıştırma demiş. Korkaklıkla bunun bir alakası yok. Alacağımız bir dinozor yok. Elimizde olmayan dinozor yok. Var olanlar VIP. Daha önce yaklaşık olarak 20 kere VIP pack açmışızdır biz. 2000'lik VIP, 20.000'lik VIP pack'ten. Efendim 10.000'lik Solid Gold Random Pack'ten neler çıktığını biliyoruz. Hepsini aldık. Yani oradan bizim aradığımız dinozorlar çıkmıyor. Onlar mucize çıkması. Milyonda bir ihtimal. O yüzden onları almak gereksiz. Onlar sayesinde bizim bir sürü Henodus'umuz, bir sürü efendim neydi bizim o su canlılarımız? Tilosaurus'umuz. Bir sürü dinozorumuz var yani. Onları o yüzden çok da zorlamamıza gerek yok. İstediğimiz şey orada değil. İstediğimiz şey turnuvada. Biz turnuvalara gireceğiz. Efendi gibi turnuvalarımızı kazanacağız. Oradan ince ince ilerleyeceğiz. 8 milyon food'a 3000 DNA veririm diyorsun. Food da çok kolay kazanılmıyor ya. Ben o food'u vermeyeyim sana. 1900 keşe 1000 DNA veririm diyorsun. Bu da güzel bir pazarlık değil. Jurassic World puanı iyi aslında ama yok. Şimdilik onu da istemiyorum. Helikopterlerin de parasını alalım tabii. Almayalım değil. Heh, şunu da yapalım. Buradan parayı aldık mı bilmiyorum. Onu da almış olduk en azından şimdi. Başka bir şey kalmadı gibi. Hemen turnuva maçlarımıza doğru şöyle bir dalış yapalım. Turnuva maçlarımıza devam edelim. Battle. Şimdi biraz aşağılara gideceğim. Gerekirse kaybedelim ilk maçı, fark etmez. Şöyle bir geleyim şuraya kadar. Yani ilk rakibimiz karşımıza inanılmaz böyle çok yüksek seviye çıkabilir. Garantisi yok bunun. Ama ortalamaları bir yoklayalım. Şöyle bir ortalamalara bakıyorum. Yani bir fikrim olduğu gibi ortalamalarda, evet. Bizde su canlısı yok. Ben de nasıl böyle seçtim? Bu dinozorları nasıl böyle seçmeyi başardım ben? Adam gibi bakmamışım şeylerine. Olaylarına adam gibi bakmamışım, bunu anladım. Biz bayağı dezavantajdayız. İnşallah ikili kabanmaz. Güzel, ikili kabanmadı. Bu da bir avantaj. Belki bu bizim bu avantaj yürümemize sebep olabilir. Bakalım göreceğiz. Rakibimizin dinozorları bizden güçlü. Şimdilik ikili kabandı. Biri de cebe attı.
Biri de kötü günler için sakladı. Hadi bakalım. Kötü günler için sakladığın bir güzel oldu. Çünkü seni alaşağı etmemizi engelleyecek. Ha, bu da sakladığın bir. Ki zırh vermiş onu. Gerçekten ihtiyacımız varmış ona. Bu maçtan biraz ümitsizim. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şimdi sen 3 ile bizi galiba indiremiyorsun. Evet, indiremedin. Bu çok güzel oldu. O yüzden ben hepsine enerji depolayayım. Oo, enerji de çekmiyor. Gitgide kendi mahkus kaderini acı sonuna hazırlıyor. 5'lik mi? Evet, 5'lik. Peki. Galiba maçı kazanmayı başardık. Rakibimizin fazla ürkek oynamasından dolayı. Şimdi hiç zırhın yok senin, değil mi? İki zırh versem sana, iki saldırı versem seni zaten indiriyorum. İki zırh versem, arkadan gelen vatandaşın hasarını bilmiyorum. Belki beni indirir, 3 vereyim ben, ne olur ne olmaz. Bunun da hasarı 300 falansa, ikilik saldırı yapıp bizi indirebilir çünkü 134'müş. Alakası yokmuş konuyla. Neyse, bir defans da yapamaz şu anda çünkü 4'lük defans da yapsa biz onu 7'lik saldırı yapıp bir dahaki tur alaşağı ederiz. Maksimum saldırı dedi. Ama burada yani... İki zırh versem de kurtuluyordum. Zaten beni alma ihtimali yoktu. Güzel oldu. Temiz oldu. Normalde yapmam dediğim, insanları suçladığım şeyi yapmışım. Nasıl becerdiysem. Hiç bakmayıp iki etobur koymuşum yan yana. Tabii bunlardan biri Velhasıl Raptor olunca... Velhasıl Raptor'un adı yeter. Rakibine tokadı basıyor Velhasıl. Hala çarkta Erliposaurus var mı, onu merak ediyorum ben. Mesela bir kere kazandığımız zaman çarktan çıkıyor mu? Şimdi hep birlikte onu göreceğiz. Yalnız burada da skorlar bayağı yükselmiş ha. Skorlar ciddi yükselmiş orada. Bir üst lige geçmek bayağı zorlaşmış. Tebrik ediyorum oyunu. Güzel bir yerden tutturmuşuz dinozorları. Oradan devam edelim o zaman biz. Şöyle gelelim. Diyelim ki şöyle. Şu anda bizi üzecek bir dinozor yok gibi. Rakibimizin gücüne bağlı. Her şeyden verdik çünkü karma. Evet, onun su canlısına ilacımız yok. O toburlarına ilacımız var. O zaman su canlısının karşısından bunu çekmemize gerek yok. Onun su canlısı da pek güçlüymüş, şu anda fark ettim. Pek de güçlü dinozor, çok da güçlü dinozor demek istiyorum. Rakibimiz nasıl bu kadar dandik geldi ya? Deminki rakibe bak, bir de buna bak. Olabiliyor işte böyle şeyler. Ne olacağını kimse kestiremez. Kuyruğu basarım adama. Ha nedir, bu turnuvayı kazanmak için zaten çok fazla dolarımız var. Biz adamlarımızı uyandırıp uyandırıp dövüşmeye devam edebiliriz. Çocuğum ben seni eleyeyim ya, sen beni uğraştırma. Seni eleyeyim. Keyfimize bakalım. 1 milyon enerjim var şimdi, buyur. Doya doya oyna. Bakalım kaçta 883 vurabiliyormuş? 6'yla. Vuramıyormuş bile hatta. Üzücü oldu tabii bu. Hızlıca onu evine gönderiyoruz. Garip hareketler. Bir DJ gibi böyle. El hareketleri yapıyor. Çarkın içinde Erliposaurus var mı? Bir daha soruyorum. Onu merak ediyorum. Görmek istiyorum. Yükselemeyeceğiz. Evet. Olduğumuz yerde kaldık. Erliposaurus varmış. Yani olmaz ya. İki kere bunu kazanmak artık ayıp. Ama kazanma ihtimalimiz var hala. Dilo geldi. Sevdiğimiz sevimli canlımız. Hemen yeni maçı çağırıyoruz. İnelim aşağılara doğru inelim. Şu sıralamadan bu sefer ne yapalım? Peçi. Tropeogopterus Nundagosaurus. Nundagosaurus. Sevdiğimiz bir canlı. Güzel bir bataklık canavarı. 1000'e 300 gibi bir ortalamamız var. Abi rakiplerim o kadar mükemmel geliyor ki utanıyorum resmen karşısında böyle çıkmaktan. Şimdi ben düşük dinozorlar seçmeye başlayacağım. O sırada rakiplerim hemen patır kütür güçlenecek.
Biliyorum yani başıma gelecek olanı. Biraz daha aşağılardan mı alsam dinozorları, ne yapsam? Hızlı bak. Sinirlendi. Vay sen benim arkadaşımı nasıl öldürüyorsun dedi. Neyse bu artık sana yemek oldu zaten. Oo, sana yemek oldu dediğim dinozoru dövmeyerek enerji biriktiriyorsun ha peki. Ya hadi döv onu. Hala dövmezsen saldırırım. Vallahi saldırırım sana. Kaç enerjisi kalmıştı onun? Vallahi hiç kuramadım kafamda ya. Matematiğim şaştı bir an. Ben biraz fazla mı saldırdım? Ne yaptım? İki zırh verebiliyormuş gibi geldi bana. Bir bakalım. Hiçbir şey veremiyormuş. O kadar güçlüyüm ki adamdan saymayı unutmuşum. Peçeden kafayı yedik. Kafayı gömçerdi bize böyle. O zaman sana Aduket saldırısı yedirik. Dişim yok ama çok güzel tokatlıyorum. İyice iş başında. Disk jokeyimiz günün parçasını çaldı bize. Fık 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 diye elleriyle. Bu maç aşağıdan bir dinozor çekeceğim ya. Kaç olduk? Dördüncülüğe çıkabildik anca. 522'ymiş gerçi tabanda. Tavanda pardon. Artık yok artık. Mr. Peck geliyor. Yalnız bir kere kazandım ya nasıl rahatım. Önceden olsa lanet olsun gelmiyor falan diye isyan ederdim. Şuradan bir Troodon alıyorum. Onun üstüne Mikro ile Giganocephalus. Rakiplerimiz yine dandik geldi ya. Troodon tek başına döver onları. Ben anlamadım ki daha alttan dinozorlarla mı oynasam ne yapsam. Niye bana sanki rakiplerim güçlü gelecekmiş gibi geliyor. Biz oyuna daha ilk başladık. Deneme turnuvasında şundan güçlü rakip çıktı karşımıza ya. Canım benim zaten çok güçlüyüm senden. Bir de zırh mırh verme ya. Rezil olacaksın vallahi. Vay arkadaş ya senin canına rahmet ne yapıyorsun? İki enerjim var onları çekip çekip duruyor. Yine iki zırh verdin mi? Yok bir zırh vermiş. Fazla saldırmışız olsun. Majunga Sarus'un benim ne kadar yanlış bir rakibin karşısına geçtim. Hadi bir Dinosweb. Majunga Sarus'un İntikamı isimli filmi izledik. Dinosweb gelmedi. O zaman sana bir şöyle yapayım. Bir kuyrukta indiririm. Doujinogosaurus geldi. Çin'den katılıyor yarışmaya. Hiç bakma bir şey yapamazsın. Sana o zaman şöyle dalacağım. Giganocephalus'u hiç kullanamadık olmaz. Yanda yatıyor. O öyle olmaz. Bir 360 çekerim sana. 360 derece bebeğim. Sevindi. O arkadan çıkamayacak zannediyordu. Turnuvaya katılamayacağım zannediyordu. Bir anda ben onu seçip savaştırınca mutlu oldu. Çıktık mı yukarı? Galiba çıktık. Evet. Hem de 92.liğe kadar çıktık. Biraz da hızlı çıktık. Predator Lig'de biraz hızlı ilerledik. ...50 deneyimizi alarak gidiyoruz. Madem buradayız... ...aynı metodu yapmaya devam edeyim ben. Çok da dinozorumuz var daha ya.
Ya da bir bakayım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oo. 10 maç yapacak kadar dinozorumuz var ya. Vallahi 10 maç yapacak kadar dinozorumuz var. Su canlılarını bir ara buradan alalım böyle. Bir süre su canlılarını oradan seçelim. Hani önü arkası da ne kadar fark etti bunun? Çok abartı bir güç farkı olmadı. Rakiplerimiz yavaş yavaş kıpranmaya başladı. Yavaş yavaş kıpranmaya başladı rakiplerimiz. Güzel. Şimdi senin döveceğin kimse yok zaten burada. Seni ben enerji çekmek için kullanayım. Yedik mi ikiyi? Yemedik. Zırh verilmiş mi? Verilmemiş. Enerji verilmiş. Peki. Çok güzel. İşte benim aradığım tat bu. Aradığım tat bu kardeşim. Gel böyle. Çıtı çıtı ısır beni. Şimdi 3 enerji alacaksın değil mi sen? O otobur, Trikill'le bana bir şey yapamazsın. Kuşu çekeceksin karşıma. Kuşun da 2 enerjisi kaldığı için bir şey yapmayacaksın büyük ihtimalle. Aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu. O zaman ben de senin karşısında bunu çekeceğim. Çünkü bunu otoburla dövüştürmek istemiyorum. İki enerjinin ikisini de zırh verdim desek. Buyur. Hiç zırh vermemişsin. Akıllı bir hareket. Mantıklı bir hareket. Zijan Gopterus. Nasutoceratops'a sırayı verdi. Bu da nedir böyle? Trike'ın kral versiyonu. Taç takmış resmen kafasına. Şimdi 4 enerjiyi de cebe mi attın? Ama ben seni indiririm. Kusura bakma ama senin dinozorların güçsüz olduğu kadar matematiğin de yanlış. Türk filmindeki gibi düştü ya. Ah! Diye şöyle kafayı çevirdi. Cüneyt abiden tokat yemiş gibi. Şaşırmış vaziyette bakıyor bunlar da. Şimdi fark ettim bunu. Şimdi fark ettim. Ben sonuçları aldıkça bunlar diyor ki oh, nasıl oldu? Aslında şaşırma ifadesi o suratlarındaki. Fena çıkmıyoruz. Şimdi ileriye çok fazla bakmayacağım. Ne kadar çıkıp ne kadar çıkamayacağımızı görüp de işin sürprizini kaçırmayalım. Ama Erliposaurus geleceksen gel yani. Öyle sağda solda dolanıp da naz yapma bize. Geleceksen aslanlar gibi yandan fırla, ekrana gel, bu işi bitirelim. Sarko. Efendim, Dimetrodon, Stegoceratops. Stego ile Trike'ın mükemmel birlikteliğinden ulaşan... Mükemmel dinozorlar gelmeye devam ediyor. Gerçi karşıda Yudon var. Segnosokus muydu onun adı? Segnosokus da var. Bak tehlikeli o da. O bir enerjini iyi değerlendir. Tek atarım. Vay. Asıl ben sana tek atarım dedi adam. İşin kötü yanı buna bile tek atabilir. O zaman ben gerçekten seni riske atmayayım. Bunu enerji depolamak için kullanayım. Zırh hesabından dolayı o saldırıyı yapmaması gerektiğine karar verdi. Şimdi büyük ihtimalle 5'lik saldırır. Çok da mükemmel olur. Bunlar oyun kazandıran hamleler ya. Sen gittin. Arkandaki su canlısı benim her ne kadar antim olsa da beni dövecek bir kabiliyette değil. O yüzden oradan bir switch gelebilir diye düşünüyorum. Yudon çekilebilir ekrana. Yudon çekildi mi ekrana? Aynen öyle, Yudon geldi. Yudon'dan bir saldırı da gelebilir işin kötü yanı. Gelmedi. Şimdi Yudon'un ne var? 3 enerjisi var değil mi? Yudon'a çok büyük bir saldırı yapıp devirmemiz lazım. Anca böyle indirebiliyorum. O 3 enerjisini de vereyim ona zırh verdiyse diye. Bir zırh vermiş. Genelde zaten 3 zırh vermez. Ne olur ne olmaz. Ben garantiye aldım. Evet. İstediğin kadar enerjin olsun. Kaldın mı kuş gibi orada?
Gerçi 6 enerjiyle bizi indiriyorsun ama. Git dedi evine. Dimetro'dan da dedi ki evine git. Beni sinirlendirme. Ama işte eskisi olan geldi. Hem dikenli hem boynuzlu. Böyle deviririz adamı. Sakin ol kaplan. Maç bitti, hala yerleri dövüyor adam. Yine şaşkın Indominus Rex'imiz. ...76 iyidir. Ama bunu yapma. Bunu yapma. En işe yaramayan şey burada para. Para verme bize, küfür eder gibi. Bize küfür eder gibi para verme. Su canlımıza geldik mi geldik. İçi Yostega. Bir tane bir kardeşimiz vardı bir zamanlar ya. İçi Yostega'ydı nickname'i. Devamlı yazardı bize. Dede beni maçlarda kullan diye. Sonra onu hibritlemiştik. İçi Yostek alanını kaybetmişti artık. Güzel rakipler. Hayır, iki tane Ethelburg seçtiğin zaman oyuna onu en rahat dövecek olan su canlısı olduğu için arkasına bari bir tane kuş seçersin su canlısını döven dinozor olarak. Şu tamamen savunmasız bir stil. Göster enerjini. Göster enerjini Velociraptor. Göstermedin mi enerjini? İki zırh vermişsindir sen. Hiç zırh vermemişsin Velociraptor. Aşk olsun sana. O zaman kardeşi geldi. Pyroraptor. Hem de mega enerjik bir şekilde. Pörtlek gözlü. Bu sana yakıştı mı şimdi bu yaptığın? Bak arkadan ne çıktı. Bizi kızdırdın, T-Rex çıktı arkadan. Seni ısırmıyorum bile, ısırmaya bile layık değilsin dedim. Kuyruk attım sana. Oo, kocaman Bonitasaur'a. Cüsseye bak, istatistiklere bak. Böyle ben kamınım abi, ne yapayım der gibi bakıyor bana oradan. O zaman bunu da bileceydin. Var ya, bu dinozorların olduğu yere biri bir ışınlasalar, şu T-Rex'in çığlığını duysam herhalde kalp krizi geçirip giderim zaten. Başka bir şey yapmasına gerek kalmaz. Hadi artık sıralarda yükselmek istiyorum. Sıralarda yükselmek istiyorum, yükselt bizi. Artık çok milimetrik yükseliyoruz yalnız. Gerçekten milimetrik yükseliyoruz. Yine geliyor Erlip. Hız kesmeden devam edelim. Hız kesmeden devam edelim. Yavrum neredesin? Kaybettim seni. Kaybettim. Balıktan bozma Metrialong. Kuyruğunu hatırlıyorum senin. Balık gibiydi kuyruğun. Güzel. Güzel bir rakip üçlemesi geldi. Birinciliği alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şılap diye ağzına vurdum vallahi kuyruğu. Evet Çinli, ne yapacaksın? Ne yapacaksın Çinli, göster enerjini. Birlik saldırı ha. Delikanlı adamsın be selam. Tahmin ettiğim gibi bir de zırh bırakmış. Balıkçıl kuyruğumuzdan kurtulamadı. Dilo. 40. level Delilo geliyor karşımıza. Adam çıldırdı artık. Ne yapayım diyor ben bu saatten sonra. Sana neler yapayım diyor. Tokadı basarım vallahi. Tokadı basarım, acımam.
anlayamıyorum. Dinozorların gücünü tutturamıyorum. Normalde şu anda bulunduğumuz ligde çok iyi dinozorlar gelebilir karşıma gelmiyor. Ya en alttaki şu anda seçtiğimiz en son dinozordan aşağı doğru böyle bir çizgi çekip oraya kadarki dinozorlarla oynasak bile bunları yeneriz gibi geliyor zaten bana. $10. Mest oldum tek kelimeyle. Tek kelimeyle mest oldum. Ya şimdi boşa zaman kaybedeceğiz yani. Seçeceğim şuradan. 3 tane dinozor oynayacağım şöyle. Prionosuchus. Onu koruyacak bir tane Unaysaurus seçeyim. Bir de Carnotaurus'u da şuradan alalım. Çok değişik bir şey yapıyormuş gibi söyledim sanki. Zaten bunlarla oynuyorduk bu sırayla. Mesela hala patates dinozorlar geliyor ya. Gerçi bu Zijangopterus ne kadar tehlikeli bir şey böyle ya. Allah Allah, bela gibi resmen. Bir de şuna bak sen ya. Gereksiz bir delikanlılık, saldırı falan yapıyor. Mesela ağzına tekme yiyeceğini söylemediler mi sana? Belki de kuyruk. Çok üzülüyorum, şu kafayı vurup yere kaldırıp bir daha vurması var ya böyle. Boks maçında bayılır gibi. Sen de yap saldırı ya. Sen de yap saldırı. Geri vites yok. Hah. Şimdi işte push kick attı. Diplokavulus'un yerinde olmak istemezdim ya. Ne yaparsa yapsın olmuyor. Nasıl bir matematik hesabı yaparsan yap tutmuyor yani. Çok ciddi atıyor tekmeyi ya. Şöyle bir gerilip kalçadan doğru basıyor resmen tekmeyi. Yani dinozor dönemine gidersem bir daha söylüyorum. Böyle bir dinozor görsem. Unaysaurus gibi. Hani aa çok bir dişi yokmuş, ağzı yok, ısıramaz, pençesi yok zaten derken karnıma tekme atıp beni bayılsa çok üzülürüm. Karizma yerlerde bir anda. Evet, Predator Ligi'nde ilerleyemiyoruz resmen. Çok dirayetli çıktı rakiplerimiz. Güzel puanlar almışlar. Ama beni üzüyorsunuz çocuklar, biliyor musunuz? Bak, aldım Skomimus'u. Skomimus'u sizi bitirmek için seçtim. Siz bitin diye seçtim Skomimus'u. Eğer onu yiyecek bir tane su canlısı gelirse şununla koruyacağım onu. Bir de şununla koruyacağım. Hadi bakalım. Ben de bilgisayarın bana yaptığı stili yapıyorum. Yine hemen hemen aynı şey oldu. Farklı olmadı yani. Hiç kimse birbirinin antisi değil. Tertemiz bir maç. Şimdi sen böyle yaparsan ben sana şunu önüne atarım yemek olarak. Bak bir de zırh vermiş sinsi seni. Sinsi sinsi zırh vermiş. Birlik. Yoklama çekti. Bir daha bir birlik yoklama çekerse diye bir zırh verelim. Güzel, bütün enerjiyi bitirdi. Bizim de istediğimiz buydu. Bundan sonrası eğlence. Bütün kuşların şu kafanın yere vurup bir sekme olayı var demek ki. Seni bir ısırabilir miyim izninle? Isıramazmışım. Sen izin verdin ama ben ısıramadım. 99. Mükemmel. Sırayı geçeceksin değil mi bir şey yapmadan? Ben seni biliyorum Utah Raptor. Ben senin içini biliyorum, içini. İki zırh vermiş, iki enerji bırakmışsındır. Belki daha fazla zırh vermiş olabilirsin. O yüzden ben bir şöyle yapacağım. Kaybetmeyeceğim bu dinozoru. Vallahi daha fazla zırh vermiş. Son anda iyi düşündüm.
Arkadaki vatandaş da bize ikilik saldırı yapabilecek bu durumda. 3 zırhımız var çünkü. 5'i boşaltsa bile hala bir enerji saklamalar, zırh almalar derdindesin var ya. Aşk olsun sana. Hadi bakayım. İşte böyle ısıracağımı umut ediyordum. Indominus Rex'in bunlarla birlikte modellendiğini fark ettiniz değil mi kardeşlerim? T-Rex gibi bağırmıyor Indominus Rex. Bütün T-Rex'giler kafayı aşağı eğip bağırırken sevindiğinde Indominus kafayı havaya doğru kaldırıyor böyle. Aynı bunlar gibi. Daha 50.liğe ulaşamadık. Aman tanrım. 50 bile olamadık daha. O zaman devam. Şöyle bir göz kararıyla bakıyorum. Otçul kuş, otçul, etçil, otçul kuş, etçil, otçul. Eşit gibi her şey ya. Supranoid'dan kapıyı tutsun. Kapıyı beklesin orada. Sonra onu koruyacak bir şey yok. Su canlısı gelir de onu yerse koruyabileceğimiz bir şey yok onu. Ne yapalım? Su canlısı çekelim biz de ona karşılık. Su canlısını su canlısıyla yeriz. 3 tane amfibi geliyormuş, ne gülerim. Rakibimizin dinozor kalitesi gitgide düştü yalnız. Korkuyorum. Ver birinciliği şuna tek atayım. Herhalde bu da en tombul dinozorlardan ya. T-Rex gillerden ama onların en tombulu. Aero Titan. Diyor ki ben bir Aero Titan'ım, karşımdaki adam Suprano Titan diyor. Bu haksızlık. Supreme Titan yani. Sen ne kadar Pachyrhinosaurus, ne kadar şeymişsin böyle ya. Hiç dikenin yok, kemiğin yok, bir şeyin yok, boynuzun yok. Yalın dinozor. Ve bir tank olarak kullanılıp gittin. Evet. Hayat böyle acımasız. Herhalde doğru hesapladım, evet. Zırh verecek enerjisi kalmamıştı zaten. Majunga mı o? Biricik Majunga sağ mısınız mı? Çakma T-Rex, yan sanayi T-Rex. Kuyruğumu da vururum diyor ama gitmeden. Kıt kıt hop. İşte. İşte T-Rex gil böyle olur dedi. T-Rex gil böyle olur dedi adam. Avaz avaz bağırırsın böyle T-Rex gilsen. Hızlı ilerledik, hayret. İlk defa hızlı ilerledik. 51. olduk. Diyorum ya, bu önceden olacaktı ki ah ah kalp krizi geçirdik böyle, inme inerdi bize, geliyor mu geldi mi diye. Artık ağır silahları çıkarmanın vakti geldi. Güzel. Arada bir tane bize denk rakip var. Velasi, kimlerle haberleştin öyle? Ciyak ciyak bağırdın, sen birileriyle haberleştin bariz. Vay, enerji biriktirmeler falan, asi hareketler bunlar. Bunlar asi hareketler, sana söyleyeyim. Biri cebe atmalar. Pteranodon'u iyi dövdün yine, tebrik ediyorum seni. Ve işte yine içi Yostega. Senin karşına bir tane otobur atmak istiyorum. Seni Pteranodon'la keseceğim.
Gaga ile böyle çizeceğim boydan boya. Bu nedir abi? Fotoğraftaki adam da Oliver Queen'e benziyor. Arof. Yavrum saldırımı yaparım ama bu enerji biriktirmene engel olmayacak. Küçücük dinozora utanmıyorsun değil mi Eşfinosaurus? Küçücük dinozora kafa atmaya utanmıyorsun değil mi? Ve işte beklediğim saldırı geldi. Sana çok basit bak. Çok basit. 1, 2 diye gaga atıyorum o kadar. 2 de defans veriyorum. Geri kalanlar bonus. Heyecanlı girdi ekrana Kortosaurus. Sekerek mekerek geldi böyle. Ayaklar pıtırcık. Hiçbir dinozorumuzu oynamadan bırakmayalım ama. Koala Saurus'umuzu çekelim şöyle. Maksimum saldırı desin bir. Dön, dön olduğun yerde iki tur at. İşte bu kadar. Zehirli Koala Saurus'umuz. Komodo ejderinin uzaktan kuzeni. Evet, yarısını geçtik oyunun. Yapma bunu. Yapma, bize 6000 yemek verme. Bu bizi aşağılamaktır. Şuradan değil çocuğum. Su canlısı. Genel olarak herhalde karşımıza çıkanların yine 3 tane düşmanımız bizim bir Mastodonsaurus'a eşit olacak. Değil bile. Üçünün toplamı Mastodonsaurus değil. Bir de sıraları da yanlış. Dizilim tamamen bizden yana geldi. Sen onu kaçırırsın baba. Ben sana söyleyeyim. Böyle iddialı rakiplerim de benim sırtım yere gelmez. Sırtım yere gelmez benim asla. Mükemmel plancılar. Hile burada plan yapıyorlar devamlı. Dayanamadın değil mi? Yani bir vuruyorsun yine de. Bir de zırh vermiş. Terbiyesize bak ya. Evet, Telizinosaurus şu anda yem olduğunu fark etti. Onu yem olarak attığımızı fark etti. Aa, rakibimiz oynamıyor. Rakibimiz oynamıyor. AFK numarası yapıyor. Ama zaten kaybedeceğim maçta. Böyle yapmam beni üzdü ya. Tatsızlık çıktı resmen yani. Bir kuyruk da sana yapıştırayım. Abicim kısacık dinozorum var. Minicik bir şeysin. Küçücük kuyruğum var. Nasıl o güdük kuyrukla vurup herifi 8 takla attırdın? Evet, oyun delirdi, çıldırdı, kontrolünü kaybetti artık. Garip garip hamleler yapıyor. Scolipterus, gel şu çılgın saldırını yap. Bu kadar. Temiz. Hemen bir halaya kalkalım şöyle. Hop, halayı başı. Beğenmedin mi? Cık. Rakibi beğenmedi. Şaşırmış bir şekilde hala duruyor. Evet, biz de emin adımlarla ilerliyoruz. Yemek verme yemek. Yemek, yemek ver. Yemek verme güzel kardeşim. 6000 veriyordu, onu beğenmiyorduk. 3000 verdi adam ya. Al dedi, 6000'i beğenmiyorsan 3000 var. Acaba bir tane güçlü rakip görebilecek miyiz ya Diamond'a çıkmadan? Sevimli bir portakalla dövüşüyoruz, evet. Bakın, sevimli bir portakal. Belki mandalina, belki kavun, bilemedim. Her şeye benziyor. Zırh mı verdin?
vermemiş. Şu kuşu her gördüğümde şaşırıyorum ya. O kadar güçlü ki. Süper Rare hibritlerden güçlü bir Rare hibrit. Bağırma. Bağırma, ses çıkarma aksiyonunu görelim. Boşa ses çıkarma, bana aksiyonunu görelim. Ya yeterli zırh vermezsen adam öyle yerler. 8 Artık 8 enerjiyle bence saldırırsın ha. Ne diyorsun? Bana name yapma. Tapecelasaurus gibi cengaveri indirdin diye gurur duyma. İki tane adamınızı aldı sizin. Apatosaurus o zaman seni bir essin de görsen. Ama yok, kafa atar galiba ya altıda. Evet, ısırıp sağa doğru tükürdü onu. Victory. Evet kardeşlerim, oyun çatladı. Biz bu sırada 32.liğe yükselmişiz. Oyun çatlamışken Unai Rinkus kaçmış aradan. Hemen onu böyle bir seçelim. Rajastega diyelim. Apatosaurus diyelim. Zaten bize denk rakip bulamıyor oyun. Vay. Dinozorlar dişlenmeye başladı. En sonunda güçlü bir şeyler gelmeye başladı karşımıza. Sen dev gibisin, ben senden daha küçüğüm ama daha güçlüyüm. Nasıl olacak bu? Ah, zırh da verdin, tamam. Avantajını da kaybettin. İki zırh vermiş olabileceğini düşünüyorum senin. Bir zırh vermişsin, iki zırh bile vermemişsin. Ne kadar çılgın bir kafa attım, boynum koparcasına. Metrio Long'u oluşturduğumuz dinozor geldi. Metrio Rinkus. İki enerjin zaten vardı. Üç de buradan var, 5. Al ulen sana. 4 enerji bırakmış, şimdi 8'in var. Mutlu Mesut, kullan onu. Üçü de cebe atarım diyorsun ha. Koçsun vallahi, gayet de iyi yapıyorsun. Bence onları zırh vermişsindir sen. Şimdi 4'lük saldırı yapacak delikanlık var mı sende? Yapamadın değil mi? O zaman ben seni 404 hasarımla oku gibi yapıştırayım o bulunduğun yere. Bu da çifte korku. Karada T-Rex gibi görünüp korkutuyor. Sura yarışsa burnunun üstündeki şey köpek balığı yüzgeci gibi görünüp korkutuyor. Çok deli kızdı, deli sinirlendi ya. Çocuğum bizi yükselt. En son maçımı da yaptıktan sonra bakacağım. Birincinin puanının kaç olduğuna. Siz ikinizi alayım. Aşağıdan da farklı türden bir şey size ekleyeyim ben. Hadi yavrum. Ooo, farklı türden bir şey bulana kadar indik en dandik dinozorlara. Bulamadık bir türlü o farklı türü. Kabulümsünüz. Ama önceliği bana verirse seni rezil ederim. Abo! Segnosuchus'un canı kadar hasarı vardı neredeyse. Hatta canı kadar hasarı varmış, neredeyse değil. Tek attık geçtik. Sakın saldırı yapma, cezalandırırım. Yine de cezalandırdım, kandırdım.
Ha, bu hayvan kimseyi oynatmaz ki. Segnosuchus ne yaptın abi? Ne yaptın Segnosuchus? Vallahi sen bu maçı tek başına götürmeyi hak ettin. Kırılmış boyun hareketiyle bir de kafa attı. Bir deniz canavarı gibi ya. Her yeri yüz geçti bir şeyle. Korkunç hasarıyla maça adını yazdı resmen. Bu sefer aldım galiba Erliposaurus'u. İşte Erliposaurus. 10 dolarlık Erliposaurus. Priotrodon, Metriopodon. Ne çok maç yapmışız, dinozorumuz kalmamış. İn abi en aşağı, inat değil mi? Şöyle bir şeyle oynayalım. Yok. Stegosaurus. Güzel rakipler. Bir de birinciliği de vermiyor bize terbiyesiz. Metriopodon'u seçeyim. Bizzer kesin vermiştir o. Biliyorum, saldırı yapmakla uğraşmayayım hiç. Dinoswap. Ama çok ilginç. Ostafrikasaurus seçti Dinoswap'ten. Bir enerjim var şimdi senin değil mi? Oo, böyle tek atıyorum sana ha. Aa, bu da bir enerjin. Yani bir zırhın için. Onu da vermemiş. Onu da enerji olarak çekmiş. Vay çakal. Metriopodon'la Secondatosaurus muydu demek ki? İkisi korkunç tiplermiş ya. Hasarlarıyla atakları eşit. Hasarlarıyla atakları ya. Aynı şey değil sanki. Canlarıyla hasarları eşit. Ha bakayım, 3 sırf vermediysen canını yakarım. Babatorik geldi şimdi ve çok enerjili geldi. Vallahi Priotrodon'u aşağı edebilir. Rezillik ama galiba Priotrodon'u aşağı etti, evet. O zaman ben de kendi dinozoruma bayram yaptıracağım. Bir bayram etsin. Al bakayım şu Stego'yu. Stegosaurus büyük abileri için kendini feda edecek. Stegosaurus büyük abileri için kendini feda edecek dedim. Sen ne yaptın? Bir terbiyesiz gibi az zırh verdiğimi düşünerek zırh bıraktın. Şimdi ben bunu çeksem 7. Bir de zırhla takılacak onun hasarı. 6. İstediğim hasarı vuramayacağım. O zaman seni şöyle cezalandırmaz mıyım ben şimdi? Ha? Stegosaurus'a ölüp de mutlu olacak mısın? Al sana şöyle bir löpçük kuyruk geçirdim. İki de yere vurdum sonra. Beyzbol sopasını yere vururlar ya. Onun gibi aynı. Kardeşlerim, böylece turnuva maçlarımızı, daha doğrusu dinozorlarımızı tamamlamış olduk. Gerçi var ya, çok yukarıdan başlamışız. Daha aşağıdan başlasak, 2 saatlik video çeksek yine olurmuş ha. Vallahi olurmuş. Kaçıncılığa kadar çıktık? 14.'lüğe kadar çıktık. 966. Birinci puanda 1028'miş ya. 966'nın üzerine yani 2 maç daha yapsak aslında birinci olurmuşuz. Bakalım turnuvanın bitmesi ne kadar var şimdi. Şu ödülümüzü aldıktan sonra tabii. Erliposaurus'u yine bize gösterip kaçırıyor. 21 saat var. Yani yarına bu turnuva bitmiş olacak. Ben gün içinde bunu oynayıp çok rahat Elmas Lig'e çıkarım. Elmas Lig'de, Dominatör Lig'inde, şu renginden dolayı elmas, altın, gümüş diyorum, yanlış anlamayın. Elmas Lig'de ödülümüzü alırken hep birlikte ne alacağız, ne olacak, açılacak mı acaba, biz de Erliposaurus görürüz.
Evet kardeşlerim, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi 1000 beğeni verdiğinizde yeni Jurassic World videosu geleceğini hatırlatarak beğeniyorum ve paylaşımlarınızı eksik etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.